Evet, bir boy zaman grafiği verilmiş PVL bitkileriyle ilgili. Buna göre 15. ayda boylar arasındaki farkı sormuş arkadaşlar. Şimdi bakın P bitkisi 1 ayda 5 santim büyümüş. L bitkisine bakalım. L bitkisi bakın 0'dan 5'e 5 ayda ilk boyu 3'tü 5'e gelmiş. 5 ayda 2 santim büyümüş. O zaman 1 ayda bakın bunu 5'e böldüğünüzde 2 bölü 5 santim büyür. Şimdi o zaman PL'ye her 1 ayda arkadaşlar 5 eksi 2 bölü 5'ten 23 bölü 5 santim fark atar. Yani boyları eşitlendikten sonraki her ayda PL'den 23 bölü 5 santim daha fazla uzar. 15. ayda diyor. Şimdi 5. ayda boyları eşitti. 15. aya gelmesi için arkadaşlar 10 ay geçmesi gerekir. O zaman 10 ayda 10 çarpı 23 bölü 5'ten 46 santim fark oluşur. Doğru cevap Edirne. Evet, soru 2. Bir tablo verilmiş. İşte ağırlıklar ve yüzde oranları verilmiş arkadaşlar. Bakın hemen kolaylıkta elmanın ağırlığı 300 gramken yüzdesi 40'mış arkadaşlar. Portakalı soruyor. 225 kaça karşılık gelir? Yani orantı yapacağız. 300'e 40 gelmişse 225'e kaç gelir diyeceğiz arkadaşlar. Buraya x dersek x çarpı 300 40 çarpı 225'ten bakın 5'e bölersek 6x eşittir 45 çarpı 4'ten x 180 bölü 6'dan 30 gelir arkadaşlar. Demek ki portakalın yüzdesi %30'muş. Doğru cevap Denizli. Soru 3. Su zaman grafiği verilmiş arkadaşlar. Bir havuzdaki su, bakın 100 metreküp su varmış. 20 saat sonra tamamen boşalmış. Kaç saat sonra havuzdaki su miktarı 40 olur diyor arkadaşlar. Yani şuranın 40 olmasını istiyor arkadaşlar. Buna karşılık gelen şu değeri soruyor bize arkadaşlar. Şimdi bunu geometriyle de yapabiliriz. Oran orantıyla da yani şöyle 20 saatte 100 metreküp su boşalıyorsa bakın 40 santimetreküp kalabilmesi için ne kadar su boşalması lazım? 60 metreküp su boşalması lazım. Buna da x saat deriz arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 1200 eşittir. 100x'ten x buradan 12 saat gelir arkadaşlar. Yani doğru cevap C. Soru 4. Bir satıcı bir malı %30 karla satarken satış fiyatı üzerinden %30 indirim yaparak buna satmış arkadaşlar. Şimdi malın maliyetine 100x dersek %30 karla sattığında arkadaşlar 30x fazlası 130x olur. Bunun üzerinden %30 indirim yaparsa 130x'in %30'u arkadaşlar ne gelir? 39x gelir. O zaman bundan 39x'i çıkarırsak burası arkadaşlar 91x gelir. Demek ki satış fiyatı 91x'tir. 91x eşittir 2730'dan x buradan arkadaşlar 30 gelir. Bu malın maliyeti 100x'ti. Yani 100 çarpı 30'dan cevap 3000 yani Denizli gelir. Mert bir markette 88 TL değerinde alışveriş yapıyor ve kasada 100 TL ve üzeri alışverişlerde 14 TL olan dondurmalarda %50 indirim şeklinde bir kampanya yazısı okuyor. Bunun üzerine kampanyadan faydalanabileceği bir tutarda bir adet çerez alıyor. Kampanya dahilinde 2 dondurma alan Mert 127 TL hesap ödediğine göre çerezin fiyatı kaç TL'dir? Şimdi arkadaşlar 88 TL değerinde bir alışveriş yapıyor. Sonra 100 TL ve üzeri alışverişlerde 14 TL olan dondurmanın %50'si indirimli. Yani dondurmanın bir tanesini kaç liraya alıyor arkadaşlar? 7 liraya almış olacak. Bunun üzerine kampanyadan faydalanabileceği bir tutarda bir adet çerez alıyor. Aslında 88 yani 100'ü geçecek şekilde bir çerez alıyor. Şöyle yazalım hatta 88 artı çerez.
Kampanya dahilinde 2 tane dondurma alıyor arkadaşlar. 7-7 14 lirada dondurma alıyor. Toplam ödediği para 127 lira olacak. Şimdi şuradan işlem yapacak olursak arkadaşlar, burası 102 artı 1 çerez eşittir 127 olmuş olacak. 102 öbür tarafa attığımızda eksi olarak geçer. Buradan da arkadaşlar 25. Demek ki çerezin fiyatı arkadaşlar 25 liradır. Doğru yanıt Ceyhan seçeneğidir diyoruz. Evet, defter ve kalem fiyatlarından bahsetmiş arkadaşlar. Bakın deftere D, kaleme K dersek 3 defter artı 2 kalemin fiyatı X liraysa 3D artı 2K eşittir X deriz. Bir defter ile 3 kalemin fiyatı Y liraysa D artı 3K eşittir Y deriz. Bizden kalemin fiyatını istemiş. O zaman bakın aşağıyı eksi 3 ile çarparsak bunlar gidecek. Eksi 9K 2K daha eksi 7K yapacak. Burası eksi 3'e, x eksi 3'e yapacak. K'yı istiyor arkadaşlar. Bakın her iki tarafı eksi 7'ye bölersek 3'ye eksi x bölü 7 gelir arkadaşlar. Yani doğru cevap A'da. Evet, soru 7. Bakın salondaki erkek sayısı kadın sayısının 2 katından 5 eksikmiş. O zaman kadına x dersek erkek 2x eksi 5 olur. Salona 10 evli çift geliyor. 10 evli çift geliyorsa arkadaşlar 10 tane erkek geliyordur. Bunu 10 eklediğimizde 2x artı 5, 10 tane de kadın geliyordur. X artı 10 olur. Sonra 15 tane de erkek ayrılıyormuş. Yani 2x artı 5'ten 15'i çıkarttık arkadaşlar. Erkek sayısı bu oldu. Kadın sayısına eşit olmuş. Kadın sayısı x artı 10'du. Değişmedi. Buradan da arkadaşlar x eşittir 20 gelir. İlk durumda kaç kişi vardı? İlk durumda bakıyoruz. 20 koyduğumuzda 15 erkek, 20 de kadından cevap 35. İlk durumda bu salonda arkadaşlar hemen hatamızı düzeltelim. X yerine evet 20 koyduğumuzda 40, burası 35. 20 koyduk. Cevap 55, yani Bursa gelir. Soru 8. Bir öğrenci defterine üçgen ve beşgen olmak üzere 18 tane şekil çizmiş diyor. Yani x tane üçgen çizmişse arkadaşlar geriye kalan 18 eksi x tanesi beşgendir bunun. Bu şekillerin köşe sayıları. Üçgende 3 tane köşe olduğuna göre x tane üçgen varsa buradan 3x tane köşe gelir. Beşgendeki köşe sayısı 5'tir. 18 eksi x tane olduğuna göre buradan da köşe sayısı 5 çarpı 18 eksi x gelir. Toplam köşe sayısı da 78 demiş. Buradan işlemi yaptığımızda arkadaşlar 90 eksi 2x 78'den x eşittir 6 gelir arkadaşlar. Yani kaç tane üçgen çizmiştir? Doğru cevap Bursa 6 gelir. Soru 9. 120 sorunun sorulduğu bir sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürüyormuş arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. Doğru sayımız 4x olsun arkadaşlar. Pardon. Yanlış sayımız 4x olsun. O zaman doğru sayımız ne olur? 120-4x olur. Şimdi 4 yanlış bir doğruyu götürdüğüne göre 4x yanlış. Bakın bunu 4'e böldüğümüzde x tane doğru götürür. O zaman 120-x'ten 120-4x'ten x tane doğruyu da çıkarırsak net sayısı 75'miş arkadaşlar. Buradan 45 eşittir 5x'ten x 9 gelir arkadaşlar. Doğru cevapladığı soru sayısı 120-36'dan cevap 84 Edirne gelir. Evet, soru 10. Bakın soruyu okuduğunuzda ikisi ortaklıktan ayrılınca her biri 100 bin lira fazla ödemek zorunda kalmış. İlk başta arkadaşlar herkes x lira ödese 12 arkadaş toplamda 12 çarpı x liraya fabrikayı açmış olur. İkisi ortaklıktan ayrılınca 10 kişi kalır. Her biri ilk ödediği fiyattan 100 bin lira fazla öderse bu da x artı 100 bin olur arkadaşlar. Aynı fabrika fiyatı olacak arkadaşlar. Buradan da 12x eşittir
10x artı 1 milyon yapar. Buradan da 2x eşittir 1 milyondan x eşittir 500 bin gelir arkadaşlar. Buna göre de bu fabrika kaç milyon liraya açılacaktır? Fabrikanın fiyatı 12 çarpı x'ti. Yani 12 çarpı 500 bin ne yapar arkadaşlar? 5 ile 12'yi çarpsak 60. Yanına 5 tane 0 eklediğinizde bunun 6 milyon olduğunu görürüz. Yani doğru cevap Ceren. Evet, soru 11. Bir sayı dizilişi 2'den başlamakta ve 50'de bitmekteymiş arkadaşlar. Bu diziliş önce ikişer ikişer artmakta, x'e dek devam etmekte. Yani şunu diyor arkadaşlar, 2, işte 4, 6, nokta nokta, x. Ve burada x dediğimiz şey aslında 2n biçiminde bir sayı arkadaşlar. Ondan sonra 3'er 3'er artmakta, yani 2n artı 3, 2n artı 6 şeklinde devam ediyor. Diziliş ikişer ikişer artarak 50'ye kadar devam etseydi, yani 2, 4, 6, nokta nokta 50 olsaydı bu sayıların toplamı A olacakmış arkadaşlar. Bu da bakın ardışık 2'den başlayıp 50'ye kadar giden ardışık çift sayıların toplamı. Bakın bu en son 2 çarpı 25 olarak ifade edersek n burada 25'tir. Demek ki A sayısı formül neydi? N çarpı n artı 1'di. Yani 25 çarpı bunun bir fazlası 26. A buradan arkadaşlar 650 gelir. İlk baştaki sayıların toplamı da bakın 650 eksi 175'ten ne gelir? 475 gelir. Buna göre x sayısı kaçtır demiş arkadaşlar. Bu da bakın 50'de bitecek. Şimdi şöyle düşünelim. Bakın buradan buraya kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1. Buradan olan sayıların toplamı arkadaşlar. Şimdi burada dikkat edin. 3'er 3'er artıyor. Buradaki terim sayısı ne olur? 50 eksi 2n artı 3 bölü artış miktarı arkadaşlar. Terim sayısını bulurken son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 diyorduk. Çarpı toplamı bulmak için İlk terimle son terimi toplayıp 2'ye bölüyorduk. Bunların hepsinin toplamı ne yapacakmış arkadaşlar? 475 yapacakmış. Şimdi buradan tabi birazcık düzenlememiz gerekecek. Yani işte bakın şuraları düzenlersek 3 burası 50 eksi 2n bölü 3 gelecek arkadaşlar. Çarpı burası da 53 artı 2n bölü 2 gelecek. Bir de burada n çarpı n artı 1 vardı arkadaşlar. Bakın burada n yerine 10 yazdığınızda bu denklemi çözmek biraz uzun sürebilir. Çünkü n'e bağlı ikinci derece bir denklem verecek. N yerine 10 koyduğunuzda denklemin sağladığını göreceksiniz. Bakın 10 koyun. İşte 10 çarpı 11 110 gelecek. 10 koyun 30 bölü 3 10. 10 koyun 73 bölü 2 olacak. Bu da 5. 365 artı 110 475 yapacak. Yani n 10'dur arkadaşlar. X de 2n'di. Demek ki x buradan 20 gelecek. Evet, soru 12. Ayşe, Fikret, Mine ve Kemal'in ağırlıkları toplamı ile ilgili birkaç bilgi verilmiş arkadaşlar. Şimdi demiş ki Ayşe ile Fikret'in ağırlıkları toplamı. O zaman A artı F diyelim. Mine ile Kemal'in ağırlıkları toplamından fazlaymış. Kemal ile Fikret'in ağırlıkları toplamı Ayşe ile Mine'nin ağırlıkları toplamından fazlaymış. Ayşe ile Kemal'in ağırlıkları toplamı yani A artı K Mine ile Fikret'in ağırlıkları toplamından fazlaymış. Bak şimdi. İlk önce şu ikisinden düşünürsek taraf tarafı topladığımızda ne olur arkadaşlar? A artı K artı F artı M büyüktür. A artı K artı 2M olur arkadaşlar. Bakın A'lar K'lar gider. Buradan F, F büyüktür. M olur. Bu ikisinden hareket edersek arkadaşlar bakın
A artı M, A artı M olacak. Burada 2K kalacak. 2K büyüktür. Bak şu ikisinden gittik. A ile M'ler gitti. Ayşe ile Kemal'in aralıkları toplamı. Mini ile Fikret'in aralıkları toplamından. Kemal ile, tabii arkadaşlar şurada bir ufak hatamız oldu. Kemal ile Fikret'in aralıkları toplamı. O zaman burayı tekrar düzelteceğiz. Bakın burayı topladığımızda A artı K, A artı K'lar gidecek. 2F büyüktür. 2M gelecek arkadaşlar. Yani buradan Fikret Mine'den daha ağır olacak. Bu ikisini düşünürsek, bakın A artı F artı F gidecek. 2K büyüktür. 2M gelecek. Yani Kemal de Mine'den ağır olmuş olacak. Birincisiyle üçüncüsünü düşünürsek F artı K, F artı K gidecek. 2A büyüktür. 2M'den A büyüktür. M olacak arkadaşlar. Şimdi Fikret Mine'den daha ağır demiş. Evet, Fikret Mine'den daha ağır. Ayşe Kemal'den daha hafiftir. Bakın bununla ilgili bir yorum yapamıyorum. Çünkü Ayşe de Kemal de Fikret de Mine'den daha ağır. Başka bir durum ortaya çıkaramadık. Kemal ile Fikret'in ağırlıkları birbirine eşittir. Bilemeyiz. İkisi de sadece Mine'den ağır. O yüzden doğru cevap yalnız bir Ceyhan gelir.